Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın. Gel. Şekerim mi düştü? Tansiyonum mu düştü? Akşam en son saat 6 gibi yemek verdik. Mars'ı kısırlaştırmaya getiriyoruz. Onun yüzünden şans da aç kaldı. Sabahtan beri bir miyavlama sesiyle uğraşıyoruz, anlatamam. Daha yeni sustular. Anladılar ki herhalde bunlar bugün bize mama vermeyecek. En iyisi bir susalım dediler. Geldiğince mama alıyorlar. Gelir. Durmayalım fazla. Aynen bak gördüm geziyor geldiğince. Puset bizim şeyde balkonda. Getireyim mi? Puseti getir gidelim. Gidelim. Sabah inerken saate aldılar bizi. Gitmeden önce şansa da suyla mama vereceğiz. Ama tabii ki biz gideseye kadar onlar birazcık daha böyle aç kalacak. Şans, sen biraz daha da aç kalacaksın. Kedi kısırlaştırma operasyonu, yani erkeklere nazaran dişi kedilerde daha zorlu oluyormuş. Ya kesecekler mi seni kızım? Kazan bir tane mi? Neyi? Kazak değil, milleri var ya. Şunun bir tanesini ver şunu. Büyük gelir gibi ya bir de. Ne büyük mü? Yok işte işte. Şunun bir tanesini alırız, o benim biliyor aklımda. Biliyor bak, Pusedi'ye gireceğini. Biliyor, Pusedi bilmez mi? Pusedi biliyor. Şimdi bunu içine minderi ben bir koyayım. Ondan sonra Mars'ın kızım seni götüreceğiz. Senin için bugün çok zor olacak. Tabii bundan sonraki birkaç gün daha da böyle zor olacak ama senin için daha da iyi olacak. Mars'ın yani şöyle zorlu sanırım birkaç gün bizi bekliyor. Tabii ki dikiş olacak. 10-15 gün sonra dikişler alınacakmış. O zaman zarfında ilk 3-4 gün biraz zorlu geçer diye düşünüyorum. Ama sonrasında onun sağlığı için en iyisi bu olacak. Gel Mars, gel kızım pusetimize gidelim mi? Ha? İstemiyor musun? Bak şans girecek. Şans girecek. Gördün mü? Gel hadi kızım. Oradan bakıyorsun ama hiç pusede giresin yok. Pusede girdiği zaman veterinere gideceğini biliyor zaten. Sen mi girmek istiyorsun? Gel buraya kaçma gel. O hemen kaçıverir. Gel kuzum. Gel benim kuzum. Gel kaçma. Mars. Mars şimdi pusede gördü bizden kaçıyor. Girmek istemeyecek büyük ihtimalle. Pusedin içine. Mars. Bakar mısın? Size şuradan göstereyim. Bakın. Nerede duruyor? Gördünüz mü? Mars. Gelmiyor mu? Gel kızım. Gelmiyor baksana. Sehpanın altına girdi orada durdu. Ha o zaman çıkar. Ama umdurmak da istemiyorum ya. Çok acıktı. Çok susadı. Her sabah kalktığımız zaman ilk işimiz onların mamasıyla suyunu vermek. Akşamdan beri çok çok aşırı acıktı yani. Bak şimdi. Geldi gibi sanki şurada. Şans geldi. Ha, Mars da orada. Şimdi Mars. Ha yok. Geldi. Gitti. Oraya değil. Şuraya gel. Arkasında. Gel kızım. Gel. Gel. Mars. Gel benim kızım. Gel. Gir hadi içme. Girmek istemeyecek. Hiç istemez. Hiç sevmez. Hah. Gir kızım. Ay ay sandım. Ayağı sıkıştı. Beni korkuttun. Hiç olmaz o kadar. Bu da canlı ne kadar kıymetli. Ona dokundun mu? Öyle o. O öyle. Bağırı veririm. Ötekine tamam. Mamasını suyunu. Evet onun mamasını suyunu ben vereyim. Kızım hiç sevmez. Bakar mısınız hiç nasıl sever. Bakıyordu? Ama mecbur. Evet. Hadi. Gidelim yoksa geç kalacağız. Oradan korkulu gözlerle bakıyor Mars. Niye evet şu anda bilmiyor. Ya normalde pusete girdiği zaman dışarı çıkacağını biliyor ya veterinere götürürken. Veteriner için çıkıyor. Aynen onu da biliyor. Öyle olunca korkuyor zaten. Nasıl bakıyor etrafa? Korkulu gözlerle. Evet. Hiç sevmez dışarıya hiç. Burada bir tane alarm hala ötüyor.
Nereye gidiyorsun? Aa, orada şirket motoru var. Onun arkasından bir şey alacağım dedi ama anlamadım. Hadi bakalım. Mars. Nereye gidiyorsun? Olmakta çok haklısın. Allah'ım nasıl korktun? Alışkın olmayınca. Evet, araba sesi de geliyor ya. Araba sevmiyor. Zaten sevmiyor. Eve geldim. Bakalım şans ne yapıyor? Mars gibi takım önüne gelecek mi? Gelmez. Bizim Mars'ımız gelir hep. O da şimdi tabii ki ameliyat olacağı için bizi karşılamaya gelen yok. Şans. Güzel kızım. Şans. Uyuyor muydun? Ay uyuyormuş bu. Bak yerine gerine. Ben de annesini arar zannediyorum. Hiç oralı değil. Şans. Bak ya. Şans böyle. Bu arada geçtiğimiz günlerde sucuklu yumurta yapmıştık kahvaltıda biz. Kedilerimizi çok miyavlıyorlar. Öyle olduğu zaman. Sucuk, tavuk. Yani evde et türü diyeyim artık. Sadece sucuk demeyeyim. Et türü bir şeyler piştiği zaman aşırı derecede karınları tok olsa da miyavlayarak etrafımızda geziyorlar. Biz bazı arkadaşlar yazmışlar yani akşamdan akşama yemek veriyorlar. Öyle şey olur mu? Normalde sabah ve akşam verilmesi gerekiyormuş kedilere. Yani çoğu kişi de böyle yapıyormuş. Biz ne yapıyoruz? Sabah veriyoruz, öğlen veriyoruz, öğlenden sonra veriyoruz. Akşam yatmadan önce tekrar veriyoruz. Günde 4 sefer veriyoruz. Aslında bu da zararlı mı? Belki onun için zararlı. Evde pişen et yemeklerinden veriyor muyuz? Veriyorum. Ama şimdi her gün, her gün, her gün olduğu zaman da sucuk zaten aşırı baharatlı. Sarımsaklı. Yani öyle olunca onlardan vermedik. Ama ne yapıyoruz? Yani doyasaya kadar değil, tadımlık. Zaten kedilerimiz karınları tok olsa da tekrar söylüyorum. Burada bir yemek piştiği zaman evlerinde zaten kedisi olan arkadaşlar da vardır mutlaka besleyenler. Bilirler. Yani tok olsa da et yemeği piştiği zaman özellikle tavukta ve haşlanmış yumurtada. Bizim evde haşlanmış yumurta ve tavuk piştiği zaman hiç durmazlar. Böyle miyav 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 durmadan bağırırlar. Onların da genlerinde bu var. Yani hayvan bilmez ki tok olduğunu. Mamasını yemiş olsa bile o anda et kokusu duyduğu zaman tekrardan miyavlamaya başlıyor. Bazı arkadaşlar bizi yatan videolarımızı seyretmiyorlar. Ya da böyle işte eleştirmek olsun diye bizi eleştiriyorlar. Kızım sen nereye çıktın? Annen nerede? Annen kaçma gel. Bu kaçar hemen bize. Anne nerede? Ha, hiç yadırgamadın. Annenin yokluğunu aramadı mı? Yoksa gitti de kafam rahat etti. Gel dedim yoksa. Gel dedim kızım. Ha, tatlım. Şans. Bak. Bak. Yapamam ya. Azıcık sakin gördüm seni ama hiç miyavlaması yok şu anda. Dur kızım. Sabah erken gittiğimiz için evi süpürmedim. Çünkü çok erken saatlerde elektrik süpürgesini çalıştırmıyorum. Şimdi evimi süpürüp sileceğim. Ondan sonra da zaten öğlenden sonraya Mars'ımızı almaya gideceğiz tekrar. Bakalım Mars'ımız ne durumda gelecek. Tabii ki acılı, ağrılı, sancılı bir şekilde göreceğiz büyük ihtimalle. Tavuk çorbası yapıyorum. Tavukları haşladım. Şans kokusunu aldı ama bakar mısınız? Annesinin yokluğunu daha yeni yeni mi anlıyor bilmem. O kadar tavuk kokusu almasına rağmen ne bir ses, ne bir nefes, ne bir miyavlama. Böyle yatıyor kuzum ya. Sabah bir mama yedi. Hala mama kabında mama var. Tavuk da haşlıyor. Kuzum ya, üzüldü herhalde. Hep böyle yatıyor. Şans. Bebeğim. Şansım. Ne oldu kızım? Annenin yokluğunu yeni mi anladın sen? He? Yeni mi anladın bebeğim? Kıyamam sana, gelecek. Gelecek az kaldı.
kaç saat sonra gelecek? Bakar mısınız hiç? Hatta şuradan şöyle bir dilim bir tavuk versem nasıl olur acaba? Ne yapar? Çatalla küçücük bir şey de vereceğim bakayım da. Normalde durmaması lazım. Şu saate kadar hep gerekiyor. Ben tabii ki de sevdim. Şimdi şuradan az bir şey çekiyorum. Bakayım ne yapacağım. Zaten normalde de ayırırım ben onları. Şimdi sıcak. Kendim de gidiyorum. Üstten aldım soğumuştur diye. Bakayım bir ne yapacak şimdi. Şans. Şans. Al kızım. Şans. Yanına getirince mi yiyesin geldi kızım? He? Ye kızım. Soğusun ben sana vereceğim daha. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu? Yeni mi geldin kendine? He? Ayarladım. Soğuttum gel. Gel. Gel kıyamam. Gel. Tamam. Ama sen yeter ki miyavla. Yeter ki benden tavuk iste. Ben sana ayarlarım. Ben sana ayarlarım. Al. Al bakalım. Al hadi. Birazcık ayarladım ona. Soğuttum hemen. Azıcık tavuk dedik dedim. Biraz da ekmek içi koydum. Şans ekmeği çok seviyor. Hele ekmeğin içine bayılıyor böyle. Soğanımı doğrayayım da çorba yapmaya başlayayım. Eşimi de aradım. Biraz önce dedim ki Şans dedim böyle durdu. Hiç hareket etmiyor. Kaç saat oldu yatıyor dedim. Temizliği yaptım bitirdim işte tuz aldım bilmem ne. Banyo falan çamaşırlar derken. O arada hep yattı hiç kalkmadı. Normalde peşimizden ayrılmazlar. Ayrılmıyorlar. Tereyağım eridi. Terliğimi tavuk çorbası yapacağım. Soğanlarımı da incecik doğradım. Soğanlarım kavruldu. Alttan un kavuracağım biraz. Terbiyenin içine de verebiliriz. Bazen ben böyle birazını alttan kavuruyorum. Birazını da terbiyesinin içine koyuyorum. Üstten ilave ediyorum. Bir şekilde yapıyorum. Şimdi sıcak suyumuzu buradakini ilave ettikten sonra koyuluğuna bir bakacağım. Terbiyesini verirken eğer biraz duru gibiyse üstten de birazcık bağlama yapacağım. Un az olduğu için hemen kavruldu zaten. Şimdi altını kısıyorum. Soğuk suyu ilave ettim. Artık pirinçler kırılmasın diye çırpma teli kullanmayacağım. Tahta kaşıkla devam edeceğim. Bu arada terbiyemi yapacağım şimdi de. Çorbam üstten terbiyesini verirken biraz daha un istedi. Terbiyemin içerisine neler koydum? Yarım yemek kaşığı daha un, 2 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta ve yarım limon sıktım içerisine. Tuz ve karabiberini de ilave edeceğim. Şöyle hemen çok azıcık kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Ece'nin asansörde karşılaştık. Evet, geldi. Tam çok ısınma. Evet anneciğim. Kokusundan anladım. Mars'ta çok merak ediyorum. Yani okuldayken sürekli aklımdaydı. Mars şimdi 10 gün boyunca yalnız kalacak. Şans. Oynayamazlar büyük ihtimalle. Yarası vardı o yüzden. Bakabilir miyim? Bak canım bakalım bir. Çok özledim, çok merak ettim. Ama Ejin yarası var. Dikkat et. Şans nereye saklanmış bilmiyorum artık. Şans. Anne. Dur, dur Ejin. Anne korkuyor. Ejin korkacak tabii kızım. Narkozlu mu şu an? Değil.
Şu an Mars. Biraz dik yürüdü gibi de o yüzden. Tabii kızım dikişi şeyi var o yüzden. Şimdi şunu canı takacağız kafasına. Mudur? Acımaz mı annem? Ay. Ay anne. Ay. Anne yatağına götür. Göbeğini elleme sakın. Bugün mama yemeyecek. Ay 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 ayılamamış daha. Benim kızım. Ey kıyamam. Dur. Şeyi getirsene. Yatağı. Şey yatağını. Ay ay ay. Anne o mama su arıyor büyük ihtimalle. Suyu yatağa getir suyu da getir. Dur kızım. Gel. Dur aşkım Mars, benim. Mars. Dur benim kızım. Anneciğim gel. Bak. Gel. Elleme göbeğini. Göbeğini dikişi var. Dikişi var elleme. Ecim. Ay ne yapacağımı da şaşırdım. Gel benim kızım. Mi? Su getir. Ay anne anne anne. Getir. Ay göbeği nasıl olmuş? O benim kusuma. Göbeği mavi. Mavi annem ilaçlı ya orası. Ay gel o kızım. Eskiden şey vardı. Yok. Şişkinlik vardı artık. Yok. Hı hı tamam. Uyusa gel. Biraz. Şans. Annem annem. Dur dur. Dur. Dur bir su getir Ece. Bence. Su getir acıktı ama mama vermeyeceğiz. Dur. Şans çekil. Dur. Şans yarasına falan ellersin olmaz. Olmaz. Dur. Daha narkozdan tam çıkamamış. Ayılamamış ki. Bugün mama gene vermeyeceğiz. Uyusa gene iyi olur. Şansı tut. Su yasak şansı mı? Tut. Su yasak değil mama yasak. Bugün gene hiçbir şey yemeyecek. Elleme bakayım nereye gidecek. Elleme dur. Şansı yana gidiyor ama. İlla şansı yana gitmek istiyor. Hayır. O mamaya gidiyor Ecri. Ne oldu? Yürümeye çalışırsın kendi kendine. Ah benim kuzum. Yürüyemiyor ki. Geziyor işte evin içinde böyle. Geziyor. Bir de asanı garip bir şeyler yapıyor. Annem narkozu atamamıştır. Daha da ondan. Kıyamam ya. Gel benim kuzum. Yatıyorsa burada kendini yalamaya başladı. Temizlemek istiyor. Evet, enfeksiyon kapmaması için kafasına bağlayacağız. Hiç kullanmadığımız bir şey de. Böyle mama yiyebilecek mi? Mars çıkar ki onu. Mama yiyecek zaten. Oradan tekrar su içirmeye çalışırız. Yarasını yalamaması lazım. Tamam, evet özellikle yarısını yalamaya çalıştı çünkü. Gözleri bakıyor. Kıyamam ben sana ya. Tamam burada dursun. O orada yatmıştı aslında. Belki rahatsız oldu o kafasındaki. Ay kıyamam ya. Hiç hali yok. Narkozu atamamış ki daha. Çıkarmaya çalışıyor anne. Evet ama yapacak bir şey yok. Kaç gün onunla gezecek artık öyle. Çünkü arkaya düşer, arkaya düşer. Özellikle tembihlediler. Şey yok dediler yani yarasını yalamaması lazım. Hareket bile edemiyor yoksa. Zar zor. Tamam böyle yatsın. Yat kusun ben seni burada böyle dinlendirdim birazcık. Azıcık sev böyle sakinleştir. Tamam benim kusum. Baban da ilaçlarını almaya gitti. İlaç? Tabii antibiyotik yazdılar. O da benim gibi antibiyotik kullanacak. Aynen. Efsane işte. Tamam kızım. Aslında sobayı açsak hatırlar mı önüne yatar? He, sobanın önüne yatıyor ama şu anda açalım olmaz. Dur. Bir aç. Çıkartır ki onu anne. Birazdan mı sıkılır? Sıkılaştırayım mı ben? Azdan mı sıkılaştırayım? Bilebilir ki. Korkuyorum. Ya ben de korkuyorum. Ne bileyim kafasını oraya buraya çarparsa narkozun etkisiyle. Dur kızım. Bir de arkaya düştü. Sen tutmasan. Gel hayat. Gel. Canı acıyacak. Gel. Tamam dur şöyle bir düşünce tutalım. Sobanın önüne koyalım seni. Olur mu? Ben seni temizlerim şimdi kuzum. Ben seni temizlerim şimdi getirecek. Tararız aslında isterse de. Yüksel getirecek. Ben seni temizleyeceğim anneciğim. Tamam. Sobamızı getirelim. Dur. Benim de çantamı buraya koyuverdim Mars'ım. Baktım diye. Şimdi bundan çok rahatsız olacak da biz bunu birkaç gün nasıl alışır. Bilmiyorum. Alışır. Dur. Ben bunu şey zannediyordum. Hani kedilerin boynu falan kırılırsa diye bunu takıyorlar. Köpeklere genelde saldırıyor diye takıyorlar da kedilere de böyle işte enfeksiyon kapmasın, yarasını yalamasın diye. Ondan. Hiç hali de yok ki gidecek. Onu çıkaracağım diye uğraşırsın. Ya. Ay anne ya. Kızım yalamaya kalkmasan takmayacağım vallahi da. Kim takar zaten? Yalamaya,
çalıştı ondan yapamadım. Dur kızım. Ay kıyamam. Gel, gel. Bir çıkarsana belki yalamaz. Gel şöyle. Şöyle yatacağım. Yat artık. Yarasını yalarsan evet. Enfeksiyon mu kapar anne? Tabii mikrop kapar. Ondan. İlaç mı var orada? Mavi yani mavi. Hem ilaç var hem yarasına mikrop kaptırır. Bir de biz temizleyeceğiz ya oraya pansuman yapacağız. Birkaç gün sonra da götüreceğiz dikişleri nasıl olmuş diye. Enfeksiyon kapmış mı kapmamış mı? Veterineri. Kızım biraz dinlen hadi. Hadi ben okusun. Kıyamam ya çok zor. Ah. Ay anne göbeğini. Göbeğini ellemiyorum da. Onu da dinlendirmek istiyorum. O da kafasındakini çıkaracağım diye uğraşıyor. Vallahi bir çıkarsana yalarsa tekrar takarım. Zaten hızlı koşamıyor. Hatta yürüyemiyor bile. Öyle mi yapalım? Hı hı. Hadi çıkaracağım. O masanın altına gidecek. Ya da suya. Oradan dolaşıp masanın altına gidiyoruz. Gidemiyor ki. Buraya yattı. Sobayı da yaptık biz ona ama burada kapının önünde yatıyor. Kendine gelemeyecek herhalde bugün. Bir iki sefer bir kustu. Şans annesine tıslıyor. Niye tıslıyor bilmiyorum. Şimdi nereye gitti? Ejne şansı aramaya gitti. Buldun mu? Yanına pek yaklaştırmak istemiyoruz biz. Ama zaten kendisi de yaklaşmıyor şu anda. Neden bilmiyorum. Şansa bakar mısınız? Kızların odasından daha yeni çıktı. Aradan saatler geçti ve içeriye gelmiyor. Oradan bakıyor. Varsa yatıyor burada. Böyle yatıyor kuzum. Şans. Gel. Şans. Şans. Anne ya kızım. Gel. Sen neden öyle bakıyorsun? Gel kızım. Şans. Hiç gelmiyor. Yanına yaklaştırdığımız zaman da tıslayıp kaçıyor. Kesinlikle gelmiyor ve kaçıyor direkt olarak. Bunun sebebi ne? Aranızda bilen arkadaşlar varsa yazsınlar lütfen. Gerçi veterinerimize de sorarız ama bu şekilde olmasına çok üzüldüm. Varsa zaten ayrı üzüldüm. Keşke kısırlaştırmasa mıydık? Böyle yatması, hareketsiz durması. Yani acayip üzüldüm ben. Şunları temizledim biraz. Kusmuştu kumun içine. İster istemez tabii ki kendisine hakim olamıyor ve sağa sola yani patisinin üstüne falan kusuyor. Biraz sildim. Azıcık debelenmeye başladı. Öyle olunca daha da fazla hani silmek istemedim. O da kurudu orada. Ama birazcık daha şöyle dinlensin. Ondan sonra patilerini şöyle çok güzel bir şekilde temizlemeyi düşünüyorum. Yani görmüş olduğunuz dışkı değil. Tamamen narkozu atmak için kustuğu bir renk orası. Duyuyor mu? Duyuyorum annem yaklaştırma korkuyor herhalde. Annesine hiç şey yapmadı ya. Korkuyor mu ne Allah yapıyor? Allah. Bunlar birkaç gün ayrı kalacaklar. Neden oluyor arasında? Ben yazdım Google'a hiçbir şey çıkmadı. Valla ben de baktım. Ya. Aynen. Tamam onu götür kızım. Çok korkuyor. Tamam. Çok tamam. Korkuyor. Ayrı koy oraya. Artık yok, yatarken. Kendisi de bir şey yapmıyorum. Ha, hayır hayır. Mars öylece bakıyor. Mars bir şey yapmıyor ki korsun. Oynuyorlar. Gül oynuyor. Ne güzel. Evet. Titriyor. Korkuyor. Korkuyor değil mi? Çok korkuyor hem de. Baba titriyor. Duymadı mı? Diyor. Evet. Şu an patileri zangır zangır titriyor gerçekten hissediyorum.
Ameliyat olduğunu biliyor. Nasıl bilir ulan onunla? Ameliyat olduğunu biliyor mu? Sabah beraber birbirlerini yalıyorlardı, temizliyorlardı. Aynen. Nasıl sende ablasana? Hani o acıyla buna saldırabilir de bu saldırır. Evet, saldıracak olan Mars aslında. Mars, gel benim kızım. Mars kendine geldi birazcık daha. Ben de telefonumu koyacak bir şeyler arıyorum. Bir telefon tutucu daha vardı ama o nerede onu göremedim ya. Kameramız da bu arada bozuldu. Düşürdüm ben bugün Mars'ı getirirken. Bakar mısınız? Böyle çalışmıyor. Telefonla çekim yapıyoruz. Birkaç günlük telefonla çekeceğiz. Aynen. Bugün zaten videomuzun yarısı da telefondan oldu. Yarısı kameradan oldu. Mars için çok üzüldüm ben bugün. Derisiyle telefonla konuştuk. Kütüphanedeyim. Okul çıkışı aradım dedim. Anne ben kütüphaneye geçiyorum. Tamam dedi işte ben de Mars'a boyunlu kalacağım falan filan. İyi dedim. Ya da haberleşiriz. Neyse geçtim ben kütüphaneye. Birkaç saat geçti aradan. Molaya çıktık arkadaşlarla. Dedim annemi bir arayayım. Annem dediydi çünkü Mars'a bakmayacağım mı etmeyeceğim mi. Neyse görüntülü aradım. Bakayım dedim Mars'a. Annem telefonu bir açtı. Mars kucağında annem koltukta oturuyor. Annem hüngür hüngür ağlıyor. Çok dedim güzel, ne oldu? Dedim ameliyattan yeni çıktı. Geçecek yani diyor hareket etmiyor diyor. Yürüyemiyor diyor. Anne ama nasıl ağlıyor? Sağ kucağına gittim. Doktora sordum. Doktor dedi, onlar da kısırlaştırmış kedilerini. İlk gün dedi çok kötü olur dedi narkozun etkisiyle. Evet. Şansa ben şaşırdım ya. O da çok canımı sıktı. Böyle hani annesinin yanına gidip böyle yarasını yalar mı diye düşündüm. Aynen. Ondan dolayı uzak tutacaktı. Kendisi yaklaşmıyor zaten şu anda. Aynen baba. Bir de Mars'ın... Nasıl masum bakıyor Mars'ın? Dikişlerini yalamaması için... Çorayla bir tane... Şey yaptık. Kilotlu çoraptan... Çünkü kendine geldi. Çok iyi şu anda. Boyunluğu çıkartıyor. Boyunluğu kendisi. Kullanmıyor. Biz boyunluğu ne kadar sıksak çıkartıyor. Onu kullanmayacağını tahmin etmiştim de. Ben yine de. İçimizde kalmasın diye aldık. Asla kullanmıyor onu. Düşüyor zaten onu kullanırken. Bir de arka ayaklarıyla sürekli böyle burasında kalıyor arka ayakları. Sevmiyor zaten. Hiç sevmiyor. Böyle bir çözüm bulduk. Böyle bir çözüm bulduk. Mesela kucağındasın bu mu ya? Ne oluyor sana? Bugün zaten ben büyük ihtimalle bu kanepenin bir tanesini açarım. Mars'ın yanında yatarım. Hiç dayanamam olmaz yani. Hatta uyuyamam da bu gece. Şanslı Mars'ın. Ben de uyuyamam valla. Yani kendine geldi ama tam değil böyle. Tam değil. O narkozu biraz attı da ağzının içinde uyuşukluk var galiba. Mesela duruyor duruyor o uyuşukluk yavaş yavaş geçiyor. Hani dişinize de böyle... Bir uygulama yapacakları zaman anestezi kullandığında böyle narkoz hafif hafif geçtiği zaman şöyle diliniz gider ya. Şöyle hani bir garip olursunuz. Mars'ta da oluyor. Sen dedin ya bugün ne yapıyor bu dedin şaşırdı. Hepimiz bir korktuk zaten. Böyle dilini garip garip şey. Normal normal hayvan narkoz. Normal ama ben bugün dedim ki o halini görünce keşke dedim kısırlaştırmasaydık. Böyle olacağını bilsem ben bu kadar tahmin etmiyorum. Geçecek ama geçecek. Ben yatırıyorum yani. Diye çok rahat edecekmiş. İnşallah. Evet çok rahat edecek. İyi olsun. Böyle olur biraz. İşte bu geçişler beni üzüyor. En çok şans üstü üzdü. Annesine böyle davrandığı için. Acaba orasının yarısı olduğu için böyle yapıyor? Anladım. Acaba kendisine de hastalık geçecek diye mi yapıyor? Olmaz ama şimdi hayvanlarda da şu var. Mesela yavrular o zaman en güçsüzü bırakabiliyor. Evet. Ha, güçsüz olduğu için böyle. Evet. Ama yavru anneyi bırakma olayı yok. Mesela anne doğurduğu yavrularda en güçsüzü bırakır, itekler tepekler. Ya da o zaman şöyle bir şey mi var? Yani hayvanlarda güçsüz olanı bırakır, itekler. Evet, evet olur. O bütün hayvanlarda var ama. Hatırlıyor musun? Umarım üç tane bir bebeği olduğu zaman bir tanesini hep şöyle iteklediydi. Güçsüz diye. Güçsüz diye herhalde. Biraz zorla emzirmeye çalışıyorduk. Evet, biraz zorla kaybeder kendini. Şimdi şans Mars'ı mı itekliymiş demek güçsüz? Evet şans Mars'ı istemiş. Ama o annesi işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor hayvanlar. Normalde bizim hayvanlarda belli bir yaştan sonra anne yavru ilişkisi bitiyor. Mars. Evet. Bebeği. Şu an arkadaşlar. Canım senin. Biraz küçükler de. Canım. Bugün ne yapıyor biliyor musun? Mars diyorum. Hiç hali yok ama durduğu yerde
Sadece kuyruğunu hafiften şey yapıyor. Bir de kulaklarını hareket ettiriyor. Mars diyorum değil mi hoşku? Canım kızım. Bak kendine geldi artık bir tek bir canım çok beni ayırdı, ben elbisesini düzeltmeye çalışıyordum, beni ısırdı 3-4 kez. Canı acıyor yani şimdi ondan. Normal. Az önce de ayağa topa takıldı. Biz iyi ki biz yazın bir ara kısırlaştıracaktık, sen yoktun. Çok zor olmuş. İyi ki beklemişiz, bugün olmuş. Aynen. Aynen. Biz ilgilenmezdik senin gibi. Evet, okulda olacaklar, okulda işte olacak. Ben işte. Nasıl olacak o? İlgi istiyor tamamen. Evet tabii ki. Aynı bebek ya bebek. Evet. Bugün de zaten bir şey vermedik. Yemek yemeyecek mi? Bugün yiyecek, su içecek sadece. Su içecek, sabah başlayacak. İçiyor musun? İçiyor. İçiyor. Zaten narkozu bayağı attı. İçti. Bayağı kustu. Rahatladı. Orasını hep yalamaya çalışıyor. Oraya şimdi birazdan doktorun verdi ilacı. İşte böyle kapattık ya. Yalamasın diye. Yani kafasına taktırmıyor. Aldık. Onu çıkartıyor kendisi. Çıkartıyor. Her şekilde çıkartıyor. Uyuyamaz. Onunla uyuyamaz. Onun için bu şekilde zaten olmasın. Hem ağır basıyor. Kafası böyle düşüyor. Ters falan düşüyor. Ay o geldi ilk doktor işte takın demiş ya aldık. Hem narkozlu yürüyemiyor. Onu da taktık iyice böyle oldu. Bir onu böyle çıkartıyor. Hiç uyudu mu bu? Bu bir uyuyor. Bir kalkıyor. Böyle hani saatlerce uyumadı hiç. İyice uyur bence. Baba kafası gidiyor zaten. Gidiyor. Uyumaya çalışıyor da. Canı acıyor ya. Hem yorgun, hem vitaminsiz, hem ağrısı var. Seni de göreceğiz evet, kısırlaştırdığımızı. Seni de göreceğiz şimdi. Ne yapıyorsun sen? Öyle olmaz. Suratı gördün mü? Evet. Burnu kucağımdan da inmiyor he. Normalde kaçardı. Korkusuna inmiyor. Korkuyor mu? Korkuyor. Korktuğu için öyle tıslıyor değil mi? Hı-hı. Korkuyor. Şu anda yabancı biri. Kısırlaştı da annelik. Kısırlaştırdığında kokusu gitti ya. Olabilir mi acaba? Olabilir. Öyle de düşündüm de. Yabancı bir kedi gibi görür bence. Annesi olarak görmüyor. Yabancı bir kedi gibi görür bence. Tıslıyor hala tıslıyor orada. Peki şimdi Mars iyileştiği zaman bunlar eskisi gibi oynamayacak mı? Oynamaz bence. Kokusu gelirse oynar herhalde. Bence de ilaçların kokusu çok ağır üstünde bence şu anda. O yüzden de olabilir. Zaten görünümünden bakmıyor kediler. Kokusundan bakıyor aynen. Şu an onun üstünde çok ağır ilaç kokusu var. Onu yabancı bir kedi olarak görüyor evde şu an. Aynen. O başka biri olarak görüyor. Kız. Gel kızım. Yabancı kız. Cadı. Bak nasıl bakıyor. Cadı. Büyüyorsa onunla. Çok çekil oluyor. Ne oldu? Hiç yakışmıyor ya. Evet. Ama Mars öyle görmediğiniz için. Evet. Aynen hiç tıslayan bir kedi değil ki. Ama Mars ona... Mars da öyle şanslı. Onun kokusu var diye o tanıyor, o tanımıyor. Evet, o tanımıyor şu anda onu. O hiç seslenmedi zaten. Aa. Ne yapalım? Şans tıslayaraktan müsaade edelim. İlk ve tek yavrusu sensin. Evet, başka nankör. Da olmayacak. İlk göz ağrı. Nankör. Kız, kediler nankör olur dedikleri sen misin yoksa? Şu anda nankörlük yapıyor. Evet. Biraz öyle oldu. İçki düzen. Yapacak bir şey yok. Mars çünkü çok korudu bize karşı şansı da. İlk doğduğu zaman. Fokken elim alırdı hemen. Bucakları kaçırırdı. Ağzını alır. Ay, hep başka yerlere götürürdü. Ne oldu be? Yani kedilerimizde biri tıslayarak diğerinde baygın. İyi, yani baygın bir şekilde olarak da müsaadenizi isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oluyor. Kızım.